grupta iş yerleri olan arkadaşlarımızın mal sahiplerinde bu projeyi benim beğeneceğim, benimseyeceğim kazandım. Şimdi dediğim gibi projeyi alacağız sonra güzel. Al olacak, ne şekilde olacak? Efendim, kaç metrekare? Yani şunu peşteki hissedarlar bunu ortak. Ortaklar olarak, iş ortaklığı olarak bu projenin ne şekilde yapılıp yapılmayacağını tartışacağız. Yoksa... Ankara Belediyesi, Çarşı Yaşam Merkezi ve Otopark ile yakın çevresi Bulutsal İmari Proje Yarışması'na proje ve tutan... Bulutsal'da, Kent Merkezi'nde yer alan, Cumhuriyet Meydanı'nın hemen yanı başında bulunan mevcut bölümümüzün gelişen ihtiyaçlarına yönelik yeniden düzenlenmesini kapsayan bu çalışma için çok sayıda projeye ev sahipliği yapan Ulusal Mimari Projesi. Bir Suisse arkadaşım, değerli muhtarım, Marmaris Paris'i muhtarını görmüştüm az önce. Burada. Arkalarda kalmış muhtarım, şöyle önlere gel. Muhtarım gel. Muhtarlar önemli. Değerli jüri üyeleri, bilim adamları, çok saygıdeğer belediye iş merkezindeki mülklerin sahipleri, sevgili komşularım, hem belediyenin komşusu, hem şahsen benim de orada bir dükkanım var, o açıdan da komşularım. Burada değerli mimarlarımız, belediye çalışanlarımız, bugün burada Belediye İş Merkezi ve Ameros Soy Alanı'nın bir proje yarışmasının sonucunda sabahleyin yapılan kolokyumdan sonra son 1, 2, 3. Ödüllerin sahiplerine, mahsulün sahiplerine ve özel layık görülen arkadaşlarımızın ödüllerini vermek üzere toplandık. Ama tabiatıyla öncelikle de eserlerimizi kamuoyunun, ama öncelikle Belediye İş Merkezi sahiplerinin de görüşüne sunmuş olduk. Tabii bu nihai bir karar değildir. Evet, bir yarışma olmuştur, bir proje vardır. Sonuç itibariyle o projenin sürecinde ne nedir, ne şekilde olacaktır, nasıl bir öngörü olmuştur, ne hedefliyoruz, bütün bunları bu günden sonra ilk fırsatta hemen oturup belediyede yine biz baş başa mal sahipleri olarak bunu projeyi değerlendireceğiz. Tabii daha önce bir proje dizini sunmuştuk ama bu biraz kabul görmedi, biraz tartışma konusu oldu. En sonunda dedik ki yani bir yarışmaya dökelim, bir proje yarışması anlayacağım. Birçok alternatif çıksın önümüze, eserler olsun, onun üzerinde bir değerlendirme yapalım diye konuştuk ve belediye olarak bu projeyi, yarışmasını resmi gazetede ilan etmek suretiyle bütün katılımcıların, Türkiye'de isteyen bütün katılımcıların katılmasını sağladık. Ve 17 Nisan'da bu şeyi yapmıştık, duyuruyu. Bu yarışmaya 126 tane proje katıldı. 126. Bu çok önemli bir sayı. Yani bu bir yerde Çanakkale'ye duyulan ilgiyi de gösteriyor, belediyeye duyulan güvenini de gösteriyor. Ve bizim bunu sağlıklı bilim üzerinde çaba göstermiş, tarafsızlıkları bilinen jüri üyeleri tarafından değerlendirileceğim de yarışmacılar bunu böyle algılamış ki 126 tane proje kurulmuş. Kolay değil, bir emek sarf ediliyor. Yani 126 tane bir proje hemen sabahtan akşama, hemen bir hafta içinde çalışılacak olan bir süreç değil. Buna ciddi emek veriliyor, ciddi araştırma gerekiyor, şartnameler inceleniyor, fonksiyonlar belirleniyor, yapının özellikleri belirleniyor. Sonuç itibariyle de burada
katılıyorlar, yarışmamıza katılıyorlar. Ve bundan büyük memnuniyet duydum. Gerçekten ciddi bir katılım. Ve sonuç itibariyle de jürimiz, ben bunu gayet iyi biliyorum, ben jüride değilim ama sonuçta jüri çalışmalarını arkadaşlarımızdan öğreniyoruz, teknik arkadaşlarımızdan. Yoğun bir çaba gösterdiler ve gerçekten de tercih etme noktalarında da ciddi şey yaptılar. Yani acaba bu mu, şu mu, bunun fonksiyonu mu diye tartışmalar yaşandı. Ve gerçekten de en oy birliğiyle doğru olduklarını, uygun oldukları, varsaydıkları projeyi de sıralamış oldular. Tabii mevcut projelerin, şu anda sunulan projelerin ötesindeki diğer projelerdeki içerideki salonda onlar da devam ediyor, sergileniyor. İçinde de çok değerli olabilir efendim. Onların da kendine özgü pozitif tarafları olan, avantajlı tarafı olan projeler vardır mutlaka ama sonuçta özellikle birinci olan proje de konusunda bayağı böyle bir şey oldu, tartışmalar oldu. Çünkü bir çelik konstrüksiyon söz konusu o projede. Betonarmenin ötesinde bir proje. Bu konuda bu yapılabilir mi? Ya nasıl olur? Yani çelik konstrüksiyon yapısı Türkiye'de, Avrupa'da falan var da, Amerika'da ama acaba Türkiye'de nedir, ne değildir gibi hocalarımız bu konuda bayağı böyle bir araştırma yaptı ama sonunda evet bunun yapılabilir olduğu noktasında karar kıldılar ve en son geçen gün işte benim de sağ olsunlar çağırdılar. Biz de, ben de açıkçası tercihte baktım. Yani yanlış bir tercihte bulunmayalım ama son tarihte güzel, değişik bir proje olması dolayısıyla bunun olabileceği noktası benim de işime sildi. Biliyorsunuz Çanakkale'de biz hep iddialı projeler yapıyoruz. Yani tek düze proje yapmamaya çalışıyoruz. Mesela belediye binamızı yapıyoruz. Yeşil bina yapıyoruz. Yeni bir teknolojiyle yapmaya çalışıyoruz. Bunları kentin de yeni teknolojilerin yaşamasını istiyoruz. Bu arada bir şey dikkatimi çekti, onu da sizlerle paylaşayım. Şimdi geldim, işte kendilerini tanıttılar sağ olsunlar. Müellifler, üçüncü, ikinci, birinci mansiyon sahipleri, bir tanesi hemşehrimizmiş, mansiyon sahibi. Baktım, hepsi pırıl pırıl gençler arkadaşlar. Çok güzel. Ya Türkiye'de umut var hala. Türkiye'de çok umut var hala. Yani enseyi karartmanın bir manası yok diye düşünüyorum. Gerçekten çok değerli arkadaşlarımız var. Üniversitelerin, ülkenin önemli değerli üniversitelerinden mezun olmuşlar. Öğretim görevlisi yapan, İngiltere'de doktora yapanlar var. Amerika'da şeyini yapanlar var. Öğretimini görmüş olan arkadaşlarımız var. Başka işte Yıldız Tekniği'nden tutun birçok yine önemli üniversitelerde eğitim almış arkadaşlarımız var. Hepsi genç arkadaşlar. Dolayısıyla bu da çok önemli diye düşünüyorum. Çünkü şu açıdan onlar tabii yeni bir vizyonla bakıyorlar olarak. Yani teknolojiler farklı, onların aldıkları eğitimlerdeki yöntemler farklı, yeni teknikler, yeni teknolojik birikimler, bunlar çok önemli. Onun için böyle bir eseri Çanakkale'ye şu an itibariyle sadece proje aşamasında kazandırılmış olması bizim için çok önemli. Biz de Homeros burada Troya'nın mührü orijinaldir. Orijinal kalıptır, birebirdir. Yani öyle uydurma değildir. Ve burada da Troya atı malum. Onun için bu aynı zamanda da Troya yılı anısına sizlere müsaade ederseniz. Evet. Emre Aşil Hocam. Ben de, ben çekiyorum ama ben de, ben de.
Thank you.